Birebir kalacak gibi bakalım. Helal be koçum benim be. Yapıyor bu sporu. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir SPC videosuyla tekrar karşınızdayım. Şimdi bugün inceleyeceğimiz kart Ricardo Carvalho. Fantasy Hero olarak geldi. Eski efsanelerden bir tanesi. Kartın SPC'de neler istediğine bakacağız. Şimdi önce Footbin üzerinden yine bir oylara bakalım. 1503 tane like almış, 367 tane dislike almış kartımız. SPC yaparken neler istediğine bakalım. 89 overall bir kadro istiyor. 88 istiyor aynı şekilde. İkinci olarak bunlar da böyle Premier League oyuncusu, Team of the Week falan istemiyor. Bir tane 87 ortalama bir kadro istiyor. Burada bir tane de Premier League oyuncusu koymamız lazım. 86 overall bir kadro. Bir de 85 overall'lı bir tane ifo koymamız lazım. Team of the Week bir tane de Portekiz oyuncusu. Yani baktığımız zaman aslında SPC istekleri kartın gayet yüksek. Yani ucuz bir kart değil. 723k tutuyor diye gösteriyor Footbin. Tabi işte elinizde fodder varsa yapabilirsiniz. Büyük bir beklenti var kartla ilgili. Çünkü Playstyle Plus'ları güzel. Yani çoğu insana göre güzel diyebilirim. Ben gene kendi yorumlarımı oyun içi karta incelerken zaten yapacağım. Şimdi lafı fazla uzatmayayım. Oyun içi karta bir inceleyelim. Ondan sonra da yine maç yaparak, kartı deneyerek size oyun içi görüntülerle baş başa bırakacağım. Carvalho'nun oyun içi kartını hemen bir incelemeye başlayalım. Ben şimdi gölgeyi bastım. Şimdi oynanan maç 3 diyor gördüğünüz üzere burada. Ama biz dün yayında VL'de 3 maç oynattık kendisine. Ama o 3 maçta şöyle bir şey denk geldi. Yani ya rakip çok çabuk çıktı ya da zayıf rakiplerdi. Açıkçası Carvalho'ya top değdiğini bile görmedik. Öyle bir şey denk geldi. O yüzden ben şimdi tekrar kayıt yapıp Rivals'ta yüksek liglerde, 1. ligde, 2. ligde Carvalho'yu deneyeceğim. Kartı hemen inceleyelim bir. Oyuncu çalışma oranı atak düşük, defansif yüksek. Beceri hareketleri 3, zayıf ayağı 3, hızlanma türü kontrollü. Tercih ettiği ayakta sağ. Oyuncu haritada baktığımız zaman sadece stoper oynuyor. Ülke bölge Portekiz, lig Premier Ligi baz alacak. Şimdi kahraman profiline baktığımız zaman Chelsea formunu temel aldığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir problem var bu kartta. Sıradaki 4 maçın 2 maçını kazanması gerekiyor Chelsea'nin. Sıradaki 4 maçında da 11 gol atması gerekiyor yine Chelsea'nin ki 92 olsun bence çok zor. Yani bu kartın 92 olması biraz kötü duruyor. Yani en büyük falsolarından biri bu olabilir. Oyun tarzına baktığımız zaman 8 tane oyun tarzı var Carvalho'da. Sert kafa vuruşumuz var. Kayarak müdahale, sezgili, Playstyle Plus olarak sezgili var. Bir de havacı var. Şimdi mesela geçen gün de söylemiştim ben. Sezgili ve kayarak müdahale olsa bu kartta çok daha güzel olabilir aslında. Engel var, yakın markajı var. Yani savunma playstyle'larında sadece top kesici ve güçlü yok. Onun dışındakilerin hepsi var zaten. İlk dokunuş var, akrobatik var. Oyun tarzında da bir problem göremiyorum. Aslında gayet iyi. Sadece kayarak müdahale olsa benim için daha iyi olabilirdi havacıya nazaran. Nitelik bilgilerine baktığımız zaman hızı 83. Şutu geçiyorum. Şut herhangi bir önem arz eden bir özelliği yok. Pas, kısa pas 89, uzun pas 84. Yeterli bir stoper için. Dribbling 81, defans 92, fiziksel 86. Şimdi defansa baktığımız zaman top kesmesi 89, kafa isabeti 90. Farkındalık 94, müdahale 92, kayma 90. Şimdi bunlar tabii oyun tarzıyla birleştiği zaman, onunla birleştiği zaman böyle ekstrem bir kart olabilir. Yani bir de çok böyle fazla stoper alternatifi de yok oyunda. Hani sürekli zaten Gold Van Dijk Maldini böyle sürekli aynı company, sürekli aynı isimlerle oynadığımız için belki bir farkındalık yaratabilir. Dediğim gibi dün VL'de biz oynarken herhangi bir fark yarattığını göremedik. Ama şimdi tabii daha iyi oyuncularla yaptığımız zaman kartı daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Şimdi hemen oyun içi görüntülere geçelim. Birkaç maç yapayım. Ondan sonra kart ile kart hakkındaki yorumlarımla tekrar sizlerleyim. Güzel güzel kesti. Şimdi mesela bu pozisyonda anlamamız lazım. Mesela. Yani. Burada artık o topu alman lazım be kardeşim. Yani bunu mesela engellemesi lazım artık yani pozisyonda. Önünde duran topu bile engelleyemiyor. Bu maç kötü. Güzel. Bak burada mesela güzel aldı. Kirk devreye girdi. Bu pozisyonda iyi. İlk maçta pek göremedik gene kendilerini beyefendinin. Şimdi ikinci maçta bakalım neler yapacağız. Hep birlikte görelim. Güzel. Aferin. Aynen böyle abi. Bana böyle müdahaleler gel bana. Boş pozisyonda aldığın toplar bir işimize yaramıyor.
Bu topu al abi artık mesela. Arkadan direkt alman lazım. Gene Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk yani. Bu pozisyonunu da engelleyemedi mesela. Carvalho artık yetişirsin ona ya. Yetişirsin, gömersin onu yere. Ah bravo. İkinci maçta biraz daha toparladı Carvalho, öyle söyleyeyim. En azından biraz daha böyle alıştık belki de karta, ondan da olabilir. Şimdi üçüncü maçta bir daha bir deneyelim. Ondan sonra da kararımızı veririz zaten. Eğer ki top gelirse, topla buluşursa beyefendi. Güzel. Mesela güzel kesti. Tam bu cümlenin üzerine denk geldi. Az önceki maçta ne yazık ki 0-0 iken bağlantım koptu ve düştüm. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Helal Carvalho. Bugün iş yapıyoruz. Bu maçta iş yapıyor. Bugün nereden çıktı? Carvalho kapat bakalım maçı. Hayda. Güzel. Aferin. Aferin. Hatasını hemen telafi etti. Carvalho al bakalım bunu. Bunu alman lazım artık. Al bunu al. Oğlum. Ha. Aferin. Al bunu. Aferin. Arada iş yapıyor. Arada iş yapıyor. Hadi birebir kalacak gibi bakalım. Helal be koçum benim be. Yapıyor bu sporu. Ricardo Carvalho ile maçlarımızı yaptık. Tamamladık. Yeterince maç attığımı düşünüyorum kendisiyle. Şimdi abimiz yorumlamaya gelirsek, ben açıkçası çok yeterli bulmadım. Yani fiyat performans açısından baktığımız zaman bence bu fiyata çok daha iyi stoperler. Yani gidip parayla bile alabilirsiniz yani. Ricardo Carvalho için verilen 750k ve o kadar fodur, 88, 87, 86, yani birçok fodur istiyor. Yani böyle dediğim gibi fiyat performans olarak baktığımız zaman bence yeterli bir kart değil. Şimdi kartın oynanış hakkında bazı sıkıntılar var bana göre. Bir kere rakip size geçtiyse eğer, yani duvar pasıyla mesela geçildiniz diyelim Carvalho, yetişme şansı yok. Yani ben sonuçta 7-8 maç attım işte. Hiçbirinde rakibe tekrar böyle arkadan gelip de işte tutup da aldığı herhangi bir pozisyon yok. Şimdi Gold Van Dijk mesela örnek veriyorum hep ama 70-80K bir kart yani şu anda, ama bu karttan 3 kat 5 kat gömlek daha üstün. Yani o yüzden öyle bir kart varken gidip de 750K'ya SPC bunu yapıp, yani bilmiyorum ya, benim çok hoşuma gitmedi. Paslarında problem yok. Yakın pasları gayet iyi, uzun pasları gayet iyi. Dediğim gibi tek eksisi benim için arkadan rakibi asla yetişemiyor. En azından yani ben 7-8 tane pozisyon vardır o şekilde. Hani dün de mesela VL'de, işte bugün veya Rivals'ta oynadıklarımda hiçbir şekilde ikili mücadelelerden bahsetmiyorum. Bakın mesela duvar pası yaptınız, böyle bir metre önünüze geçti adam diyelim ki, asla yetişmiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Onun dışında başka bir problem yok diye düşünüyorum. Yani kaymaları falan gayet iyi. Birebir de işte bir anda tak öne çıkıp top alabiliyor. Ama bana sorarsanız benim puanım 10 üzerinden 6. Yükselmesini de beklemediğim için o yüzden eksi yazar bunların hepsi karta baktığımız zaman. Ben alternatiflerinden iyi olduğunu düşünmüyorum. Mesela Maldini de çok böyle beğenen bir insan değilim ama hani Maldini de bundan 1-2 gömlek üstün, öyle söyleyeyim. Yani o yüzden tabii ki de size kalmış. Herkesin görüşü başkadır. Yukarıda Carvalho benim kadroma girebilecek bir kart değil. Benim Carvalho hakkında yorumlarım bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki SPC videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.